Bizde birlikte vakit geçireceğiz. Şimdi özel bir şey daha söyleyeceğim. Bu yarışmaya katılan arkadaşlar, ben oradayken geldiğinde şöyle bir şey derse bana, siz bize söyleşiye gelmiştiniz ve söyleşide şöyle bir söz vermiştiniz, yarışmaya karikatür gönderirsem benim karikatürümü çizeceğini söylemiştiniz. Eğer kim yarışmaya katılırsa ve burada olduğunu söyleyip yanıma gelirse onun karikatürünü çizeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Evet, herkes için geçerli bu. Tamam? Karikatür ne? Çok güzel bir soru sordu kardeşimiz. Karikatür nedir arkadaşlar? Böyle bir şey benzetmek olmayan. Nasıl bir şey benzetmek? Yani... Bir nesneyi aynen çizmeniz gerekmiyor. Ona benzemesi yeterli. Anlatabiliyor muyum? Yani bir diyelim bardak var. O bardağı kara kalem çizdiğinizde ya da resim olarak çizdiğinizde birebir benzetmek zorundasınız. Ama karikatürde öyle bir şeyiniz yok. Çok rahat bir şekilde benzetebilirsiniz. Mesela bir örnek vereyim. Hepiniz resim yapıyor değil mi? Evet. Sevmeyen var mı? Yok. Sevmiyor musunuz? Evet. Neden? Çok sıkıcı. Peki bir şey daha söyleyeyim. Herkes yazı yazmasını biliyor mu? Evet. Ama o zaman resim yapıyorsun sen. Neden? Yazı yazmak dedim. Yazı yazmak bir resimdir. Sesleri, resim hali yazıdır. Pencereli kapıları vardır ya, hücreleri. O gözüküyor. Gardiyan pencereyi açmış. Pencereyi açmış ama orada bir mahkum var, kitap okuyor. Ama kitabın her tarafı bambaşka bir resim var yani. Ama siz çok konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü kitap, okuduğumuzda ayrı bir dünyaya dalarız değil mi? Bir ruh dünyasına dalarız. Duygu içerisine giriyoruz. Çok güzel bir şey.